Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Peki Filiz Özkul Hanımcığım, evet. Boğa burçlarını 2021'de nasıl aşklar, beşikler bekliyor onu anlat bize. Şimdi boğalar hayatın en büyük değişimini yaşıyorlar. Hadi ya. Çünkü Uranüs boğa burcunda. Doğru. Ama bir iki sene oldu zaten. Ama gösteremedik kendisini. Ha. Boğa şimdi dereceler eyvah. İlerlemeye ha. başladı. Bir de biliyorsun korona girdi bilmem ne. Herkes aşktan yana, hiç kimse nasibini alamadı. Online. Çalışmadı. Online. Evet, online aşklar patladı, sanal aşklar. Hatta sanal evlenmeler bile bu sene çok oldu. Yani tabii ki tanıştılar, evlilikler yaptılar ama o evliliklerin ne kadar sağlıklı olduğunu yani. Göreceğiz. Evet. Zaten o kadar siteler var ki o sitelerden seç beğen al. Yani inanılmaz bir evlilikle ilgili siteler kurulmuş. Bu sanal dünyanın bize artısı olduğu kadar eksisi de var. Ruhsuz evlilikler, ilişkiler. Onlar ayrı bir konu. Fakat boğalar bu sene çok sürprizler. Sürpriz aşklara çok fazla açıklar. Enerjileri çok yükseliyor. Boğalar artık kova gibi hareket etmeye başlıyorlar. Niye? Çünkü kovanın yöneticisi Uranüs boğada. Şey gibi düşün, onlardan kan nakli almışlar gibi ya da kotlama almışlar gibi. Hiçbir boğaya artık tipik bir boğa gibi göremeyeceğiz. Daha zeki olacaklar. Zaten akıllı insanlar da zekalarını gösterebilecek alanlarda çok fazla böyle açılmıyorlardı. Hmm. O kova, o Jüpiter, Uranüs zaten kovada. Onları biraz sabitliyor tabii ki, sabit iki gezegende. Ama Uranüs onları delirtiyor, çılgınlaştırıyor. Ha, iyi. Bu iyi, gayet güzel. Fakat boğalar alışık olmadıkları bir durum bu. Kendilerine ters düşüyorlar. Diyorlar ki Allah Allah, ben bu işi yapacak adam değilim ya da yapacak kadın değilim. Neden ben bu ilişkinin içine girdim ki? Böyle bir azıcık çapkınlaşıyorlar boğalar. Hmm. Ama bu çapkınlık da onlara yarıyor, yakışıyor. Çünkü boğalar uzun süredir gerçekten kendilerini blokaj etmişlerdi aşk konusunda. Çünkü Jüpiter, Satürn onları, Satürn özellikle Oğlak Burcu'nda onları birazcık katılaştırmıştı, geleneksel yapmıştı. Çok fazla alışkanlıkların dışına çıkmak istememişlerdi. Evlilikleri bağlı, kalıplaşmış düzen içinde kalmıştı. İlk defa bu sene rahatlayacaklar. Bir de para 2019'un hayrını görmediler. Fakat kovadaki Jüpiter Satürn biraz sert açı verse de onları biraz rahatlatacak. İş konusunda, çevre değişim konusunda onlara çok yardımcı olacak. Ama boğalar özellikle sonbaharda Akrep burcunda bir Güneş ve Mars olacak. Özellikle 19 Kasım'dan sonra ve kendilerinde bir tutulma olacak. 19 Kasım ay tutulmasıyla birlikte müthiş bir sonbahar aşkı bekliyor boğaları. Ama Mayıs aylarında 14 Mayıs'ta Jüpiter Balık burcuna geçiyor. Boğayı çok güzel besliyor oradan. Boğalarda böyle kıpır kıpır bahar aşkları olabilir. Haziran'ı 29 Temmuz'a kadar. Ağustos'tan sonra yeniden sonbaharı bekleyecek. Yani boğalar bu sene daha akıllı, daha fırtlak zekalı ama daha fırtlak derken daha açılıma açık, daha işlek zekalı kişilerle ilişkileri olacak. Bu ilişkiler onlara hayatın yeni bir kapısını gösterecek. Belki de boğa şimdiye kadar böyle hiçbir bir aşk moduna girmemişlerdi. Hani vardır ya, dışarıda neler oluyormuş da haberimiz yokmuş. Değil mi? O moda giriyorlar. Bence çok doğru yapacaklar boğalar. Fakat boğaların en büyük korkuları bağlandığı kişilerde istedikleri ilişkiyi alamaz korkusu. Çünkü boğalar evlilik insanı aslında, aile evet, kurma doğru. insanı. Ama birçok boğa evlilikleri bu sene biraz tehlikeye girebilir. Hani kapının dışında ne var? Bahçenin arkasında ne var? Arka bahçeler, arka sokakları merak edecekler. Bu da tehlikeli bir şey tabii ki. Ama yapacak bir şey yok yani. Bekar boğalar bunu istedikleri gibi kullanabilirler. Aynen öyle. Ama evliler biraz dikkat etsin. Çünkü 19 Kasım'da o ay tutulmasında ayrılıklar da olabilir. Bence boğalarla evli olanlar dikkat etsin. Boğaların için bir şey tabii yok ki. Zaten. Ama boğalar işte orta yaş bu sendromları çıkabilir. O gençlik, ergenlikteki yaşadığı aşklara veda edebilirler. Uzun süre evli kalanlar yetti deyip de böyle bir
dışa dönük. Tabii ki bunlar çok önemli şeyler aile hayatında ama biraz boğa ile evli olanlar evliliğini renklendirsinler. Geri, bir adım geride kalmasınlar. Evren değil onlara mi? Birazcık da aynen. Dikte ediyor yani. Sonra da kurbana yatmasınlar. Değil yani mi? Sonra terk şey oluyor. Aldatıldım, yok şöyle oldu, böyle evet. oldu. Herkes başkasını suçluyor. Evet. Kimse kendine bakmıyor yani. Ama tabii ki boğalar ev çocuğu, ev kadını. Bu kadınlar için de geçerli. Bir sürü boğa kadını, ya kocam beni yıllardır istediği mutluluğu vermedi. Ben artık bu evliliğe son veriyorum da diyebilirler. Yani artık rutinleşmenin dışına çıkmak istiyor boğalar. Ay iyi bir haber. İyi bir şey tabii için. Ki. Yani insanın hayatını renklendirmesi güzel bir aynen şey biliyor. Hayat yani. Tamam. Sabitler işte yok toprak burçları hepsi donuk zaten ve donuklar. Şey. Başak bir tek biliyor bence hayatını çok renklendirmeyi ama öyleler yani demek ki bu işte bu açılar artık herkese hadi bir kalkın diyecek yani. Bizim en çok videomuzda herkes sokakta söyledikleri tek şey sizin oğlak burcunu billurlar. Ya ben oğlakları çok seviyorum gırgırındayım işin ya. Kütüphane bir de çok güvenilirler ya öyle de çok güvenilirler ama. Ama diyorlar ki. Bana da yazıyorlar hala siz başakları sevmezsiniz ama ben diyorum seviyorum başakları kız arkadaşlarım çoğu başak burcu zaten. Babam Başak'tı. Erkekleri şikayet ediyor. Ben birlikte senden. Olmam diyorum yani sadece. Aha. Hani sevmem değil ki bu aslında. Ben evet. toprakları yani benim Ay burcum şey Oğlak. Ay yani burcum, nasıl benim de sevmem. Ay burcum Başak. Ha yani nasıl sevmeyi evet, seviyoruz. Birazcık ayağımı sağlam. Bir de bir burç zaten öyle bir şey yok Filiz yani şu burcu sevmem şu burcu severim diye. Her burcun çok iyisi de çok kötüsü de var mevcut. Tabii ki canım. Yani ben kendi burcumu çok severim ama televizyonlarda yayı kötülüğü yani olumsuz anlatıyorum. Sonra da durumu kurtarmak için ben yayım diyorum. Ama dünyaya bir daha gelseydim yine yay burcu olarak doğmak isterdim. Ha. Çünkü yani. Kendiyle eğlenebilen insan, aynen rahat öyle. İnsanlar ya. Eğlenebilen yani insanlar. Için, değil mi? Seviyorum bizim ben. Bizim hala hatırlıyorlar helal olsun. Evet. Hiç, ay en çok kütüphane memuru gibi iki oğlak karşılıklı oturup birbirine bakışır demişiz. Hala o cümleyi düşün, söylüyorlar. Düşün 100 sene hala. Oldu, 15 sene oldu. Evet. Başka bir şey var mı boğalarla ilgili? Boğalar dikkat etsin dediğim gibi ama boğalar boğa güzel. Boğa eşleri dikkat tabii ki etsiniz. Ben hemen hızlıca partnerleriyle ilgili konuşmak istiyorum. Ha. Bir boğa bir koçla kolay anlaşamaz ama birbirlerine güç verebilirler. Bir boğa koçun yanında kendini çok eğlenceli hisseder. Koç boğanın içindeki enerjiyi ortaya çıkarır. O yüzden bir boğa erkeğini baştan çıkaran koç kızları her zaman mevcuttur. Hmm. O özeldir. Boğa ikizlerle çok yapamaz. İkisi yan yanadır. İkizler boğayı bir yerde unutur bırakır gider. Zaten ikizler laylaydır. Ben bununla mı uğraşacağım ya der. Otursun ne hali varsa görsün der. Çeker gider. Yengeç de boğa çok iyi anlaşır. Birlikte otururlar sofraları kurarlar. Ha, yerler içerler yerler içerler. Ondan sonra evden de çıkmazlar. Benim bir arkadaşım vardı. Yengeç kedisi vardı. Bodrum'a giderken kediyi uçakla götürmüşler. Kedi 5 kilo gitmiş. Uçak alıyormuş. 7 kilodan sonrasını evet, alıyormuş. Almıyor. Dönüşte uçağı bir getirmişler. Uçak demiş ki biz alamayız bunu. 8,5 kilo olmuş. Yengeç diyor tatilde biz de bir yedi diyor. Araba kiraladık diyor. Bodrum'dan diyor İstanbul'a diyor. Kedi için arabayla geldik diyor. Yani. Benim de var yengeç kedim ama fit. Fit mi? Ona nasıl? Yükseleni ikizlerdir o. Bilmiyorum. Yükseleni ikizler ya da koçtur. Şeyle yengeçle anlaşır diyorsun. Yengeçle güzel güzel yerleri içerler. Ondan sonra her türlü evlilikle ilgili onların hayatları güzeldir. Onların cinsel anlamda da anlaşmaları çok iyidir. Çünkü yerler içerler, birlikte yatağa girerler. Kalkarlar yerler yatarlar, kalkarlar o, yerler. Ne güzel hayat. Dolce Vita. Hale gelirler. Ondan sonra da evden taşınmaya kalksalar dış kapıdan çıkamaz. Ondan sonra aslanla boğa biraz zorlanır. Hmm. Aslan ikisi de i̇ki çok güçlü. Gururludur, iki güçlü. İkisi de egoisttir. Yani egoistlikleri de vardır. Boğa burnundan kıl aldırmaz. Aslan kuyruğunu şöyle salladığımız no hemen gururludur yani. O yüzden birbirlerini saygılı bir ilişki içinde götürmeye çalışırlar. Bu da güzeldir. En azından saygılı ilişkilerin suyu çıkmaz. O yüzden güzeldir yani, ama eğlenemezler birlikte. Eğlenmek çok önemli. Birbirlerine siz
siz filan derler mi? Vardır yani. Böyle eski zaman karı kocaları siz der kocasına. Evet. O, saygılı deyince bir anda o geldi aklıma yani hani. Ay, onu şimdi, oğlaklar der. Oğlaklar siz der. Babasına siz der filan. Evet, annesine hala siz diyenler evet. Var. Yani bizde yoktur öyle bir şey. Ben çok rahatımdır. Zaten yay burcu yani merhaba dediği insana sen der. Bırak siz demeyi. Sokakta kuyrukta yani hastane kuyruğunda ne bileyim doktor kuyruğunda market kuyruğunda bile arkasındaki kuyruğa sen demez, siz demez sen diye hitap eder. O ayrı bir konu. Ondan sonra aslında yengeç alsam başaklarla boğalar çok iyi anlaşır. O tam işte birbirlerine akıl verirler. Topraklar. Akıl fikir ilişkileri bunlar. Aşk var mı aralarında? Bence akıldan aşk ikinci, üçüncü planda. Aklı, birbirlerinin akıllarını severler ama boğa biraz daha Venüs insanı olduğu için daha aşkı çok sever. O yüzden Başak'taki kuruluğa sinir olabilir ama Başak'ın da zekasını sevdiği için ilişkinin şeyini bozmaz, gidişatını. Terazilerle boğalar güzel anlaşır. İkisi de Venüs insanı. Gerçi biri hava, biri boğa ama birbirlerine muhteşem bir aşk. Onlar iyi bir aşk dansı yaparlar. Güzeldir. Hemen o şey geldi bana. Richard Gere'nin bir filmi var. Dance With Me diye bilirsin. Ne güzel film o ya. Sanırım orada bir terazi boğa aşkı var. Bilmiyorum yani, vallahi. Tabii ki burçları farklı da baktığınız zaman film karakterlerinde terazi boğa aşkı var. Birbirleriyle çok iyi uyum sağlarlar. Boğanın en büyük aşkı akreptir. Tutkuyla yaklaşır ona. Çünkü Mars'la Venüs'ün kavuşmasıdır. Bu bir cinsellikle aşkın bir arada yaşandığıdır. Güzeldir ama çok da kavga ederler. Akrep çok gururludur. Boğa gururludur. Akrebe gurur yapar. Akrep birazcık patavatsız. Patavatsız değil de sivri dillidir. Yani hiç sapmadan konuşur. Boğa'ya iğneliği verir ama yine iyidir. Yaylarla boğa asla yapamazlar. Çünkü yay çok deli doludur. Boğa onu takip etmekten yorulur. En sonunda küser, takip etmek istemez. Oğlakla aşk yaşarlar. Ama aşk değildir onlara. Akıl ve mantık evliliğidir. Kovayla yine zorlanırlar. Ama bu sene kovalarla boğalar aşk yaşayacaklar. Uranüs'ten dolayı. Bu sene ilk defa boğa, kova iyiymiş ya. Bana da uyuyormuş. Ya da kova diyecek ya. Boğa değişmiş. Ben bu boğayı bir deneyeyim diyecek. Böyle bir ilişki. Balıkla zaten onlar muhteşemdir ama balık biraz boğayı sıkabilir. Boğa çünkü şeydir, daha mantıklıdır. Balığın hayalleri, balık sadece boğaya yapışır. Hayallerini geliştirmek için ya da yapılması için boğanın gücüne ihtiyacı vardır. Böyledir bunların ilişkileri de. Görelim bakalım ne yapacakmış bakalım. Boğalar. Evet. Boğalardan rapor alırız. Evet, bu sene ilginç. Evet, sizin için de ilginçmiş bu sene bak.